P'nin denklemi hangisi olabilir diye sorup 4 tane de seçenek vermişler. Hadi birlikte yapalım. Seçeneklerin hepsinin çarpanlarına ayrılmış bir polinom olarak verildiğini görüyoruz değil mi? Polinomu çarpanlarına ayırmak, özellikle de köklerini yani o polinomun sıfır değerini almasını sağlayan x değerlerini bulmak istediğimiz zaman oldukça faydalı bir şey. Bir polinomun köklerini grafikten de bulabiliriz tabii. x eşittir eksi 4 x eşittir eksi 1,5 ya da eksi 3 bölü 2 ve diğer kökte x eşittir 1. Bu noktada yapmamız gereken şey bu çarpanlardan hangilerinin bize bu kökleri vereceğini bulmak. İsterseniz sırayla gidelim. Soldaki kökün x eşittir eksi 4 olduğunu söylemiştim. Polinomun x eşittir eksi 4'te 0 değerini alması için çarpanlarından biri x artı 4 ya da x artı 4'ün bir katı yani sabit bir sayı ile x artı 4'ün çarpımı olmalı. Elimizdeki seçeneklerin hepsinde x artı 4 var ama kuvvetleri farklı. Birincisinde x artı 4'ün kuvveti 2, diğerlerinde ise 1. Bundan önceki videolarda gördüğümüz gibi özellikle de çokluktan bahsederken bir kökün etrafında işaret değişiyor ise aynen burada olduğu gibi bu çarpanın kuvveti tek bir sayı olmalıydı. İşaret eğer değişmiyorsa buna örnek olarak da bu kökü gösterebilirim çarpanın kuvveti çift oluyordu. Burada işaret değiştiği için kuvvetin tek sayı olması gerekiyor, öyle değil mi? Çarpanlardan biri doğrudan x artı 4 ise doğru yolda olduğumuzu anlayabiliriz. Buna dayanarak A seçeneğini eleyebilirim. Diğer seçenekler doğru olabilirler. Başka bir deyişle, bu noktada yani sadece x artı 4'ü değerlendirdiğimizde doğru olabilirler. Sıradaki kök, eksi 3 bölü 2, işte burada. Bu durumda çarpanlardan biri x artı 3 bölü 2 ya da bunun sabit bir sayı ile çarpımı olabilir. Geriye kalan seçeneklere bakınca doğrudan 3 bölü 2 değil ama içinde 3 ve 2 olan bazı ifadeler görüyorum. Bu mantıkla devam edersek bunların paydalarını eşitleyince 2x artı 3 elde ederiz öyle değil mi? Ve seçeneklerde 2x artı 3 var. Peki ya kuvveti? Burada da işaret değişmiş. Bu yüzden kuvvetin tek sayı olması lazım. Seçeneklere bakalım. Sadece bu ikisinde kuvvetin tek sayı olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Bunun kuvveti ise çift sayı. O halde bunu eliyorum. Son kök. Bunu da turuncuyla yapayım. Evet, son kök x eşittir 1. Çarpanlardan biri x eksi 1 ya da bunun sabit bir sayı ile çarpımı olabilir ek olarak işaretin değişmediğini de görüyorsunuz değil mi? Bu da kuvvetin çift sayı olması gerektiği anlamına gelir. Geriye kalan seçeneklere bakalım. İkisinde de x eksi 1 var ama c seçeneğindeki kuvvet çift olduğu için doğru cevap c seçeneği. D seçeneğine de bir bakalım. x eksi 1'in kuvveti tek olduğundan bu kök etrafında bir işaret değişimi olması gerekir. Yani eğrinin bu şekilde aşağıya doğru devam etmesi gerekir. Hadi bir tane daha yapalım. Bize yine P'nin denklemi hangisi olabilir diye sorup dört tane de seçenek vermişler. Hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Yine aynı mantıkla hareket edeceğiz. Birinci kök x eşittir eksi 3. Yani çarpanlardan birinin x artı 3'ün bir katı olması gerekiyor öyle değil mi? İşaret değiştiği için bu çarpanın kuvvetinin de tek sayı olacağını biliyoruz. Seçeneklere bakarsak C ve D'deki kuvvetler çift. Çarpan eğer x artı 3 üzeri 4 olsaydı işaret değişimi olmaz. Fonksiyon x eksenine dokunur ve geldiği yere geri dönerdi. Bu seçenekleri eliyorum. Sırada ikinci kök var. x eşittir 2. Çarpanlardan biri x eksi 2 ya da x eksi 2'nin bir katı olmalı. İşarette değişmediğine göre bakın grafik x eksenine dokunuyor ve geldiği yerden geri dönüyor. Bu halde kuvvetin çift olması gerekir. x eksi 2'nin kuvvetlerine bakarsak çift sayı olan kuvvet b seçeneğinde olduğu için evet bunu seçiyorum. İşte bu kadar.